Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ hedânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذِكْرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِ سَفَرَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Mevla Teala akıllı, akıllı tesirlenmek cümlemize nasip etsin. Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzellikleri bize ikram etsin. Hoşlanmadığı, razı olmadığı hallerden, yerlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerinden dünyada, ahirette bize ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Mevla hepinizden razı olsun. Şimdi Risale-i Kudsiyye'den bir ayet, bir hadisi, bir beyt okuyacağız inşallah. Birkaç tane ayet-i kerime manası vermeye çalışacağız. Allah tiyesini yüksek eylesin inşallah. Şimdi Risale-i Kudsiyye'de Mustafa Zeygaliullah Büyükşehir Efendi buyuruyor ki: "Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse düştü nas bu anda. Eğer alim, eğer abid düşanda, hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Bu nas'tan ayrılıp Hakk'a gidelim. Cemali var kemal." 170 küsür sene önce yazılıyor bu kitap. O zamandan bahsediyorum. Şıklık edersiniz ifadelere. Hele hele şimdi bu ifadeler nasıl kullanılır? Hep beraber bir inceleyelim. Allah tesirini yüksek eylesin. O zaman dertlenmişler. O zaman gerçekten gönüllerindeki dertleri ortaya koymuşlar. Hayatlarını ortaya koymuşlar. İnsanların durumunu ortaya koymuşlar. Ya şimdiki duruma hep beraber ne yapalım bir bakalım inşallah. Mevla hepinizden razı olsun. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Şu anda diyor alemde bir fesat koptu. Yani ortalık bozguna uğradı. İnsanlar günaha daldı. Tekrar ediyorum kaç sene önce? 170 sene önce. Ya şimdi? Allah'ım muhafaza etsin. Ama düzelir inşallah. Düzelmez mi? Allah'a zor yok ya. Evet. Rüzgar bir döndü mü bir bakmışsın herkes düzelir ya. İnşallah. Zaten öyle değil mi? Hiç ummayacağın insanlar bile ya bu adam düzelmez. Bu adam hidayet olmaz. Bu adam şöyle olmaz dedi insanlar dönüyor. Bu namaza başlamaz dedi insanlar başlıyor. Olur yani. Yeter ki rüzgar ne yapsın? Bu tarafa dönsün. Hidayete dönsün inşallah. Mevlam ikram eylesin yani. Amin. Öyle dua etmek lazım. Ne olur bizim zamanımızda bütün gençlerimizin imanla tanıştığını görmek. Amin. Ne olur? Hidayetle tanıştığını görmek. Her biri mescid insanı olmuş. Kur'an adamı olmuş. Allah adamı olmuş. İman çerçevesinde gerçekten güzel hizmetler eder olmuş. Olmaz mı? Olur. Niye olmasın? İstedik de Mevla vermez mi? Verir. Yalvarırız veririz Mevlamız ya. İsteriz veririz Mevlamız ya. Dileniriz Mevlamızdan. Allah'ım başarmayı nasip etsin. Dilenelim gerçekten. Yani ihtiyacımız var çünkü buna. Bütün gençliğimizin gerçekten Kur'an'la tanışması, hidayetle tanışması, Peygamber yoluyla tanışması, Allah'la tanışmasına ihtiyaç var mı? O zaman tanışsınlar, tanıştıralım. Mevlam başarmayı nasip etsin. Ama dikkat edin ifade ediyor. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Bu alemde diyor şimdi fesat koptu, fesat. Yani ortalık bozguna döndü. Ve izâ fîle lehum lâ tüfsidû fil ard. Mevlamız biliyor. O münafıklar dediğiniz zaman ya yeryüzünde ortalık bozguna unutmayın, fesat etmeyin, günah işletmeyin, günah işlemeyin, işletmeyin, günaha sebebiyet vermeyin. İfadelerden dikkat edin, kaçının. Dendiği zaman ''Âlû innemâ nahnu mussâlûr ya biz yeryüzünü ıslah için varız'' derler. İslah ediyoruz derler. Ama aslında diyor öyle la innehum humul müfsidûn velâkin lâ yeş'ûn anlamıyorlar diyor. Ortalığı bozgunculuğa ortuyorlar diyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Farkında olmaz insan. Dini yaşıyorum mantığıyla veya İslam'ı yaşıyorum mantığıyla hayatını sürdürmeye kalkar, evlatlarına, gençlerine yanlış örnek olmuş olur. Din bu anlayışıdır, böyledir zannettikleri onlara. Haram işler, evlad ona bakar, genç ona bakar, der ki ya bak, büyüğüm böyle yapıyor, babam böyle yapıyor, büyüğüm böyle yapıyor, herhalde bu doğru. Yok bu yanlış ya, bu haram. Bunu işlememek lazım. Yanlış ifadeler kullanır, ağız alınmayacak sözler söyler. Bir mümine yakışmayacak sözler çıkar ağzından. Ya bu ifadeler mümine yakışmaz. Hadis-i şerif bu. Müminin diyor ağzında küfür olmaz. Efendimiz buyuruyor. E sen de görür bunu. Bakar ki ya bu bak diyor, büyüğüm diyor. Normal gelir bu sefer. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. İnşallah sakındıracağız kendimizi. İnşallah. Ne olur sakındırırsak güzel örnek oluruz. Gençlerimizle, evlatlarımız, kardeşlerimizle bize bakarak güzeli bulmuş olurlar. Ve innehum leyasuddûnehum anissebil ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Yoldan çıkmışlar ama kendilerini yolda zannediyorlar diyor Mevlamız. Böyle olmaktan hepimize Mevlam muhafaza. O yüzden hevai nefsine düştü nas bu anda. İnsanlar bu anda diyor nefsinin havalarına düştüler. Yani nefsi ne istiyorsa ona ulaşmak istiyor. Benim canım bunu istiyor. Nefsim bunu istiyor. Bunu arzu ediyorum. Diyor onun peşinde koşturuyoruz. Aslında sorsan insana desen ki ey insan, ey kul, dünyaya nefsine köle olmak için mi geldin? Nefsin ne istiyorsa onun peşine gitmek için mi geldin diye sorsan yok denir, yok. Ama maalesef farkında olmadan insan nefsinin peşinden koşar. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Çünkü insan farkında değil. Nefis onu ne yapar? Aldatır. Zevkleri dünyada yaşayacak zannettirir. Bir bakmışsın ki dünyanın peşinden koşturuyor. Allah hepimizi sakındırsın inşallah. Amin. Öyle buyuruyor büyüğümüz bak. Hevai nefse düştü nas bu anda. İnsanlar bu anda nefsinin arzularına düştü. Nefsinin peşinden koşturuyor. Nefsi ne diyorsa ona kul köle olmuş. Sizi tenzih ederim. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Siz yapmazsınız. İnşallah. Nefsinizi ne yaparsınız? Muhafaza eder. Bir dakika dersiniz. İnşallah. Öyle yesmere hiç olmaz dersiniz. Mevlamız ne istiyor? Dostları ne istiyor? Peygamberimiz Muhammed'i nasıl yaşamış? Öyle yürürüm dersiniz Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah'ın muhafaza etsin. Amin. Eğer alim, eğer abid şu anda alimler de abidler de abid demek ibadet ediciler. Alim, ilim sahibi olanlar. Onlar da böyle olur istiyor ya. Allah hepimizi bağlasın. Alimi de dünyaya dalmış, abidi de dünyaya dalmış. E böyle olunca ortalık gerçekten bozulur mu? Hadi şey bu. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmi sizin diyor kalbinizi söküp de kalbinizi içinden çıkartıp da öyle sökmek almayacağım diyor. Ulemayı alacağım, gerçek alimleri alacağım. Siz de cahiller kalacak. Onlara sorma durumuna geçeceksiniz. Onlar da size yanlış ifadeler kullanacak. Ondan sonra onlar sapıttıracak. Siz de sapıtmış olacaksınız. Ve böylece ilim kalkmış olacak. Allah muhafaza etsin. Bu sefer de ilim sahibiyim diye geçinenler de Allah muhafaza etsin, dünyanın arzularına dalmış olacak. Abidim diye geçinenler de dünya zevklerine dalmış olacak. Ortalık bozguna uğrayacak. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Amin. Kendimizi inşallah biraz kendimizi ahirete asılamayı nasip etsin. Amin. Çünkü yoksa dalar insan. Bir daldın bir bakana gidiyorsun. Nereye? Zaten sorsan herkese sorma. Ne yapıyorsun? Daldık dünyaya gidiyoruz diyor. Ya dünyaya dalmak için mi geldin ya? Ölçülü ölçülü inşallah. İnşallah. Bu nas'tan ayrılıp Hakk'a gidelim. Cemal-i Ba Kemal Selim. Bu insanlardan biraz kendini çek diyor. Kemal tahsili derdi gitmiş eyvah. İlim-i ibadete set olmuş eyvah. Ne hacet Çin'de gitmiş müştera. Bak çok önemli bir ifade bu. İnsanların diyor Allah derdi bitmiş diyor. Bitmiş. Öyle bir derdi olmamış, kalmamış diyor yani. Yani Mevla Teala'yı iyi bileyim, Allah'ımı memnun edeyim, Allah'ımın rızası kazandırayım, kazanayım, gerçekten bu yolda hizmet edeyim. Bu dert bitmiş diyor ya. Darmışlar dünyaya. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Amin. Değiliz diyor inşallah. İnşallah. Evet, bu Risale-i Kudsiyye'ydi. Risale-i Kudsiyye Mevla'dan bahsediyordu ama bu ara ne olduysa biraz şeyden bahsediyor. Demek ki gönüllerimiz biraz başka yerlere kaydı herhalde. Yoksa Mevla'dan bahseder Risale-i Kudsiyye. Eğer gönüller ama başka yerlere kaydı mı da bu sefer o işe ne yapar? Başka şeyden bahseder. İnşallah bir dahaki hava Mevla'dan bahsedeceğiz inşallah. İnşallah. Allah'ın başına versin. Şimdi ayetlere geldik. Ayetlerde Mevla Teala neler buyuruyor? Beraberce diyelim. Evvela şu konuyu bilmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abese suresi burası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme döneminde Ebu Cehil ve Ebu Cehil'in etrafındaki müşriklerin ileri gelenlerini bir araya toplamış. Onlara İslam'ı anlatıyoruz. Onlara gelen ayetlerden bahsedecek. İslam'dan, imandan bahsedecek. Ama bir arzu içinde Efendimiz, bir iştiyak içinde Efendimiz, yani istiyor ki ileri gelen, bu işe ileri gelen kafirlerden, yani ileri gelenlerden Müslüman olsalar, diğerleri de belki onlar da örnek alırlar, ne yaparlar? Müslüman olurlar diye çok arzulu bir şekilde onları böyle yakalamış karşısında tam anlatıyor. O heyecanda, o atmosferde Abdullah ibn Mektum, yani ama sahabe, gözleri görmeyen sahabe o anda geliyor. Ama Peygamber ne işi yakında? Kafirleri bir araya yakalamış, onlara büyük arzu içinde. Onlara imana gelsinler için. Abdullah ibn Mektum'una devam gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ya Resulallah diyor, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan indiren ayetlerden bana biraz anlatır mısın deyince Efendimiz şöyle yapmış. Şu kadar ya. Ya bu kadar. Ama buna bile Mevla müsaade etmiyor. Şimdi ayetleri dinleyeceğiz beraber. Yani öyle bir haldeyim ki bunları yakalamışım, zaten bunları bu hale getirmek değil. Zor bir durum. Hazır bunları bu hale getirmişken tam anlatacaktım. Tam da zamanında geldi yani. Aslında onlar şikayetçi olduğu için değil. Ondan dertlendiği için değil. Sadece o halden belki o kafirler Müslüman olursa onlardan sonra gelenler de, onları görenler de Müslüman olur. Şeyiyle beraber, arzusuyla beraber sadece bu kadar. Bir ufak yani. Ya. Ama Efendimiz bunu yapmasını bize örnek olsun için, bize ders anlatılsın için yapılıyor. Yoksa Efendimiz'in geçmiş gelecek bütün günahını yapılmıştır, affedilmiştir. Efendimiz'de hata olmaz, hata değildir bu yani. Sadece ümmeti Muhammed'e ne yapılsın için? Ders çıkartılsın. Bak dikkat edin. Muhammed Mustafa da olsa diyor Mevla, o aynı şekilde sure ile beraber, ayetlerle beraber ifade gönderdim. O yüzden ona müsaade etmiyorsam size hiç müsaade etmem. Allah burayı iyi anlamak için. Bu çok önemli bir iman. Yoksa Efendimiz muhafaz edilmiştir o. Masumdur o. Yani günahlardan ne yapmıştır? Arınmıştır o. Pırıl pırıldır o. Evet. Mesela anlaşılmıştır. Ama dedim ya o halde ne yapmış? Abdullah ibn Mektum geliyor. Mevla böyle öyle mi? Ondan yüz çevirdin ha? Onu iltifat etmedin. Yüzüne bakmadın. Öyle mi? Encehul ama. O ama sana geldiğinde sen yaptığın muamele bu muydu? Kime söylüyor? Efendimiz'e söylüyor. Yani böyle yapmamalıydın ya Muhammed. Ama Efendimiz'in arzusu unutmayın. Ne içindi? Tamamıyla arzusu. Yani o kafirler Müslüman olursa. Yani bu İslam için bir hizmet olur yani. Bugünkü şartlarda çok önemli bu ha. Öyle davetler veriyorsun ki fark etmez. Hoca niye ısınsın da neye ısıncık lan? Ya bırak buhar oldu millet ya ısına. Sen milleti ısındıracağım derken milleti dinden uzaklaştırdın ya. Yanlış bir din anlayışı millete sahip ettin ya, Allah muhafaza etsin. Allah hepimizi muhafaza eder. Ömer diyor ki ya Muhammed sana ne oluyor? La ilahe illallah. Belki o anlattıklarından o tezkiye olacaktı. Pak olacaktı, tertemiz olacaktı. Anlattıklarından istifade edecekti. Sen niye ya İbn-i Mektum'a bu şekilde yaptın? Kim buyuruyor? Allah. Kime buyuruyor? Sen buyuruyor. Kainatın efendisine buyuruyor. Ev yezzekkâru fetenfâhu zikrâ. Ona anlatmış olduğun, ona vaazında nasihatlerin ona fayda verecekti. Onun imanını artıracaktı. Onun mükemmelliğini artıracaktı. İbadetlerini artıracaktı. Aşk ile muhabbet de sana gelmişti. O yüzden onu öyle yapmamalıydın diyor Mevla'da. Yaptığı hareketi şöyle gösterdim size değil mi? Ne yaptı? Sadece yaptı efendim şuydu ya. Sildi mi ya? Bu kadar ya. Şimdi seyretmeyin dedi. Bir bakıyorsun. Bir şey söyleyeceğim şimdi yanlış anlayacaksınız diye söyleyemiyorum. Söyleyeyim mi? Bak yanlış anlamayın. Papazla poz veriyor adam. Oo, ne rahat. Bilmem neyle poz veriyor ne rahat. Ya ne diyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya hoca sevdireceğiz mi? Ya bırak bu işleri ya. Bırak ne anlatın? Neyi sevdireceksin? Sen sevdireceksen bil ki o sevgi olmaz. Allah sevdirecek Allah. O da senin taviz vermemenden sevdirecek Hazreti Allah. Sen yoksa ben yapacağım dersen çaktırmadan sen orada bir şirk koyuyorsun ortaya. Sen bir şey yapamazsın. Yapamadı çünkü hiç kimse. Bu işi yapacak Allah. Sevdirecek Allah. Sen Allah'a memnuniyetçeksin. Allah da seni yapmış olduğun tavizsiz anlayışla beraber Allah da onlara sevdirecek. İnşallah. Bugün bu ayetlerde biraz ağır olur ama ne yapalım? Yapılacak bir şey yok. Mevla hepimizi muhafaza etsin. Emmâ men istâne dön. Kim onlar diyor Hazreti Allah'a? Kendisini beğenmiş. Kendisi ihtiyaçsız gören. Allah'a karşı istâne eden Allah tanımayan. Peygamber tanımayan, kitap tanımayan. Kimdir onlar? Nedir bu ihtiyaçsız insanlara bu kadar iktifat ediyorsun? Tekrar ediyorum. İfade inanın bizedir. Efendimiz'e değil ama Efendimiz adına bize örnek. Mevlam burayı çok iyi anlatmasınız. Kendisini ihtiyaçsız görecek. Zenginliğinden dolayı kendisini bir başka şey zannedecek. Olumsuz tipler. Nedir bunlar diyor öyle. Kimdir bunlar? فَاَنْتَ لَهُ تَسَدَّى. Sen de onlara yönelmişsin. Onlara iltifat ediyorsun. Onların işte iman sahibi olsun diye uğraşıyorsun. Kimdir bunlar diyor böyle. Ve mârekellâhe zekâ. Senin üzerine onlar pak olmuyor, iman etmiyorlar diye, onlar Allah tanımıyor diye senin üzerine bir vazife yok. Senin aleyhine değil bu. Sen vazifeni yap. Güzel güzel anlat. Bildiğin güzel yaşar. İşine bak. Onların hidayeti Allah'ın elinde. Sende değil onlar. Mevlam buraya çok iyi anlatmasın. Amin. Ne ayetler görüyor musun? Sanki Efendi Hazretleri söyle buyuruyor. Kaddesallahu sallallahu. Ayetlere diyor şimdi iniyor gibi dinleyeceksiniz diyor ya. Hakikaten böyle görmüyor musun ya? Bugün iniyormuş gibi, nasılmış gibi takip etsen aynen bak. İltifatlar bir yerlere, değişik yerlere, aman. Neyi memnun edeceksin? Hoca şunu memnun edeceğim, bunu memnun. Ya bırak bu işleri ya. Kimseyi memnun etme durumumuz yok bizim ya. Bizim memnun edeceğimiz bir zat var, o da Allah. İşi de o bitirecek zaten ya. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Ama biz var ya, kızacaksınız ama Allah'tan başka herkesi memnun etmeye çalışıyoruz, ben size söyleyeyim. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Amin. Aslında her şeyi bırakıp da sırf Mevlamızı memnun edelim. Allah razı olsun. Peygamber razı olsun. İşin sahipleri, dostları sana razı olsun. İşe bakalım ya, işimize bakalım dedim. Yok, olur mu? Hocama işte falanca memnun olsun, şu memnun olsun, şöyle gösteriş yapalım, şöyle anlatalım, böyle sevdirelim, böyle gidelim, böyle yapalım işte, yumuşatalım, bilmem ne yapalım. Ne olacak? Yine Efendi Hazretleri'nin bir tarifi vardır Efendi Hazretlerimiz. Bir tane kuş diyor. Ne bu? Kuş. Ne bu? Kuş. Şimdi kafasını kesiyorsun diyor. Kesti mi kafayı? Ayakları kesti. Şimdi bu ne? Kuş mu bu? Yok. Kafa gitti, ayaklar gitti, bilmem ne gitti. Şimdi diyor böyle kuş olur mu olmaz. Ne oldu? Böyle değil olur. Şimdi İslam'ı. Onu kesiyor. Bunu kesiyor. Onu yumuşatıyor. Bunu yumuşatıyor. O olmaz diyor. Bu olmaz diyorsun. Ooo İslam'ı yaşıyorum diyorsun. Olur mu? Olmaz böyle de olmaz. Her şey yerli yerinde olmalı. Başaracağız inşallah. Biraz zor, açık söylüyorum. Hiç kusura bakmayın. Alıştırıldık çünkü. Öyle bir hale alıştırıldık ki taviz mantığı bizi her türlü böyle etkiliyor. Taviz mantığı. Hep taviz edeceğiz. Çocuğumuza taviz vereceğiz, ailemize taviz vereceğiz, hayatımıza taviz vereceğiz. Hep taviz. Hatta biraz dini yaşamaya çalışan bir adamı görsen, bu ileri gidiyor ya diyor. Nereye ileri gidiyor, ne yapıyor? Ya şu 5 vakit namaz kılıyor. Ya nereye gidiyor, ileri gidiyor yok ya, Allah'ı dinliyor ya. Allah'ı dinleyen ileri gitmez ya. Değişik bir anlayış ya. Bağladılar bizi, ben size söyleyeyim. Kimse kendini kandırmasın. Herkesi bir yerden bağlılar. Bu olmaz, şu olmaz gibi. Ya sen karar vermeyeceksin ya. Kararı veren kim? Allah olacak ya. Allah verecek kararı, sen işleyeceksin. Hem de teslim olacaksın. İnşallah. Bak ayetleri okumalısın. Şimdi bu ayetleri kalkıp da size hoş güle güle anlatma durumum yok. Allah buyuruyor bunlara ya. Diyor ki ya Muhammed diyor, yok diyor. O amada ne yapmayacak? Yüz. Onlar diyor, onlar istirna ediyor. Kendilerini ihtiyaçsız görüyorlar. Er-Ra'a Ustana diyor Hazreti Allah. Onların sanki dine ihtiyacı yokmuş gibi muamele yaparlar. Onların Allah'a ihtiyacı yokmuş gibi muamele yaparlar. Onların peygambere ihtiyacı yokmuş gibi muamele yaparlar. Onlar Kur'an'a ihtiyacı yokmuş gibi muamele yaparlar. Onların özelliği bu diyor Hazreti Allah. Çünkü onlar leyadıla azgındır diyor onlar Hazreti Allah. İnnel insan leyadıla. Azgındır bu insanları ya. O yüzden onlara ne yapacaktın diyor. Onlara yönelmeyeceksin. Allah'ım yalvarıyorsun. Ama ben cehkesa. O var ya sana koşa koşa gelen, aşkla gelen, şevkle gelen, zevkle gelen Abdullah ibn Mektum. O var ya koşa koşa geliyordu sana. Aşkla geliyordu, şevkle geliyordu. O yakşa. O Allah'ından korkuyor. O dinle karşı saygılı. O peygambere karşı sevgili. Koşa koşa geliyor sana. Arzuyla geliyor sana. Mevlam buraları iyi anlamasın. Bu bir değişik anlayış var. Onu da hemen söyleyeyim. İnsanlar eğer senden etkileniyor, seni seviyor, seninle beraber geliyor ki devam ediyorsa bakıyorsun ona karşı muamelen ters oluyor seni ya. Nasıl o beni seviyor diye. Yapma ya. Bu senin taraftarınsa, senin peşindeyse, seninle beraberse ona karşı saygını, sevgini, muhabbetini göstersene. Ona sevgini göstersene. Ondan sonra çantada keklik görüyorsun onu. Çantada keklik. Bunlar ne? Bunlar çantada keklik. Bunlar zaten bizim peşimizi bırakmaz. Bunlar zaten bizimle beraber yürür. Bunlar zaten din dışı insanlarla işleri olmaz. Nasıl gelecek peşimizden? Gitmişim bir yere memnuniyetle çalışıyorsun. Yapma bunu ya, yapma yapma. Dışarıda insanları memnun etmek değil diyor Mevla Teala. Kendi içindekileri memnun edeceksin diyor ya. İnşallah. İnşallah. Kul nereden nereye gitti bir anda? Vasbir nefseke meallezine yed'ûne rabbehum bile vedâtül akşam. Allah buyuruyor ya. Akşam sabah Allah'ı arzu edenlerle beraber nefsini hapset, onlarla beraber otur kalk. Onlarla beraber onları memnun et. Onlarla beraber yürü. Onlar çünkü Mevla'yı istiyorlar. Mevla'yı dileniyorlar. Mevla'yı isteyenlerle beraber yürüyeceksin diyor. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنُهُ Gözün başka yerlere kaymasın diyor Mevla Teala. Gözün başka yerlere kaymasın. Başkaları memnun etmeye çalışmasın diyor Mevla. Seninle beraber olanlar, Allah'ı arzu edenler, Allah'la beraber yürüyenlerle beraber ol. Mevlam başarılısın. Mevlamız biliyor. Ve huve yakşa. Çünkü o diyor Mevla Teala korkuyor diyor. Allah'ından korkuyor. Dinini seviyor. Allah'ını seviyor. Allah'ını seven bir insanı sen nasıl bırakırsın ya? Bırakmayız inşallah. İnşallah. فَاَنْتَعَنْ اُتَلَهَا Sen onu bırakıp da boş şeylerle meşgul olursun. Yani kafirleri hidayet etmek Allah'ın elinde olmasa sebebiyle onlarla ne kadar uğraşırsan uğraş. Eğer hidayetleri yoksa boşa uğraşmak olur. O yüzden boşa uğraşmaya gerek yok. Sen Allah'ı memnun et. Allah için sevdiklerini memnun et. Onlarla beraber yürü. Laf dinlemeyecek, kendisini ihtiyaçsız görecek insanlardan sana fayda yok diyor Mevla. Mevlam'ı iyi anlamıyorsunuz. Amin. Kella, hayır hayır. Ya Muhammed böyle olmaz diyor Mevla, böyle olmaz. Yani Allah memnun edilir, Allah için Abdullah ibn Mektumlar memnun edilir. Yoksa kafirlerin memnuniyeti önemli değil. İnneha tezkira. Çünkü bu Kur'an-ı Azimüşşan onlara fayda verir. Hatırlatır. Allah'ın Kur'an'dan da en güzel şekilde istifade etmek hepimiz nasip olsun. Burayı da ülkeyi de çok iyi anlamak lazım. Hatırlat diyor. Hatırlat. Bu çok önemli. Hidayet Allah'ın elinde ama hatırlatmak bize lazım arkadaşlar. Hatırlatmak mümine fayda verir. Mümine fayda verir. O yüzden dilimizin döndüğü kadar ne yapalım? Hatırlatalım. Öğlen başarmayı nasip etsin. Etrafımızdaki insanları hatırlatalım. Dostlarımızı hatırlatalım. Yanlış yapana tatlı tatlı hatırlatalım. Söyleyelim. Çünkü hatırlatmakta ne var? Fayda var. فَاِنَّ zikra تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ diyor aslında. Hatırlatmak müminlere fayda verir. İnşallah. Allah'ın başarılı etsin. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ Dilediğini diyor Mevla Teala hatırlamış olsun. Yani dilediğini hatırlatır Hazreti Allah. Sen yeter ki ne yap? Eğer hidayeti Hazreti Allah verdiyse senin bir hatırlatman, bir ifaden ona fayda verecek. Hiç ummadığın insan bir ifadenden etkilenecek. Nice insanlar arkadaşlar, güzel insanlar. Dünyada nice insanlar Müslüman olmuştur. Müslüman olduğu şeyi incelediğin zaman çok sana göre basit ama ona göre İslam'a girmesinin sebebi. Tekrar ediyorum. Sana göre ne? Basit bir hareket. Ama ona göre ne? İslam'a girmesinin sebebi ya. O yüzden bize yakışan şey ne? Vazifemizi güzel yapıp da anlatmak. Allah'ın bu yolda hepimize başarılar. Ama farkında değilsin. Bir Müslüman olarak şunu bir türlü benimsemiyor insan. Ya ben yaptığım bir hareket var ya, etrafımdaki insanları gerçekten İslam'dan soğutur. Bir yaptığım bir hareket, Allah muhafaza etsin, insanları gerçekten bu işe uzaklaştırır. Benim yüzümden insanlar dine yanlış bakar, eksik bakar. Ve netice görmüyor musunuz? İfadenin çoğu ne? Adam bir yanlış yapıyor, ya bir de namaz kılıyor biliyor musun ne diyor. Doğru mu değil mi? Evet. Doğru. Gördün mü bak? Namaz kılman onu ne yapıyor? Etkiliyor. Ama öbür taraftan bir hata yapıyorsun, adam bu sonra kalkacak neredeyse namaza hakaret edecek, Allah muhafaza etsin. O yüzden güzel yaşayacağız, güzel yaşatacağız inşallah. İnşallah. Evlerimiz muhafaza etsin. Amin. Çünkü yaşayıp ve yaşatmakta mutlaka ne var? Zaten insanların çoğunu incelediği takdirde senin o yaşantını gördüğünde, o güzelliğini gördüğünde senden etkilenir. Etkilenince zaten kalbi bu işe ısınır. Isınınca da yavaş yavaş hidayete erişir. Mevla'dan sevince, o işi sevince Mevla'na hidayet nasip eder. Ama hep bu işler yine yaşantımıza bakar. Başarınız yok inşallah. İnşallah. Peki bu hocam bu zamanki sıkıntı ne diye sorarsanız, arada bir sorun da siz soru sormuşsunuz ya. Hocam bugünkü sıkıntılar ne diye sorarsanız, bugün de Müslümanların dünyaya güzel örnek olamayışının tek sebebini söylüyorum. Kaç sebebi? Tek. Birbirlerine düşmesi. Tekrar ediyorum. Tek sebebi? Çünkü bir insan Müslüman olacak veya İslam'a giriyor, oluyor aman o öyle o böyle oluyor, adam şaşırıyor bir anda ya. Dışarıdan baktığında o kadar zevkli, o kadar güzel, o kadar memnundu ki, öyle arzuluydu ki gerçekten teslim oluyor, İslam'a giriyor, seviyor. Ondan sonra bir bakıyor ki kargaşaya, Allah Allah diyor ya. Allah inşallah bu kargaşadan bütün müminleri kurtarsın inşallah. Amin. Ne olur hakiki sevgi, birbirine karşı muhabbet, güzel muhabbetler, sevgiler, menfaatsiz sevgi. O zaman olur bu iş. Allah'ım başarmayı nasip etsin. Nerede bu? Fî suhufin mükerreme diyor Hazreti Allah. Ya bu Kur'an-ı Azim mükerrem, kıymetli sayfaların içindedir. Muhafaza altındadır, yüksek kıymetli yerlerdedir, şeytanın buna ulaşması mümkün değildir. Gerçekten kıymetli meleklerin elindedir diyor Hazreti Allah. Kıymetli meleklerin elindedir, muhafazası onların elindedir. Kur'an-ı Azimüşşan'a hiçbir şeyi müdahale edemezler, edemeyecekler. Onun koruması Hazreti Allah tarafındandır. Hazreti Allah ben koruyacağım diyor onu. O yüzden bize yakışan Kur'an-ı Azimüşşan'a doğruyu yaşamak. İlla herkes bu doğruya gelmek zorundadır. Sen doğruyu yaşa, mutlaka herkes o doğruya ne yapacak? Elinde, sonunda gelecek. Çünkü sahibi kim? Allah. Onu ben koruyorum diyor Hazreti Allah. Çok kıymetli yerlerde muhafaza ediyorum. Meleklerle onu muhafaza ediyorum. Ona müdahale ettirmiyorum, ettirmem. Şeytanla, cinlere, kimseye müdahale yok. Onun koruması bende diyor Hazreti Allah. Değişmeyecek Kur'an-ı Azimüşşan. Değiştirilemeyecek Kur'an-ı Azimüşşan. Mevla bu kadar aşikar bir şekilde işi ortaya koyuyor. Sahibi benim diyor Hazreti Allah. O yüzden sana yakışan onu yaşamak. Tevil yapmak değil. Başka şekilde sokmak değil. Başka yerlere kaymak değil. Başka yerlere çekmek değil. Yaşa. Hoca işte ama yaşarsam İşte şu etkilenmez, yok. En netice doğruyu yaşayınca o doğruya bu insanlar ne yapacak? Mutlak. Allah bize de ama etkileniyor insan. Çokluktan etkileniyor. Ama Mevla çokluğa bakmıyor ki ya. Kemmin fiyetin galiletine galibet fiyeten gidiyor. Nice hastaları diyor Mevla Teala çoklara galip kıldık. Nice hastaların kontrolünü bu işi verdik diyor Hazreti Allah. Veririm diyor ben ya. Allah'a zor yok, nice hastalara bu işi verdik. Çokluk aramıyor Hazreti Allah. Samimiyet arıyor. Yani sohbeti yumuşatayım diyorum ama bu ayetlerle yumuşamaz. Ben size söyleyeyim. Soru sorabilir miyiz hocam? Ne demek? Hocam, İslam ülkelerinde büyük sıkıntılar var. Paramparça neye bağlıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim müstahını İslam ülkesi diyoruz bak. İslam ülkelerinde büyük sıkıntılar var. Sebebi işte İslam ülkesi dediğimiz yerlerde Kur'an yaşanmadığı için. Kur'an'ın ölçüleri, peygamber ölçüleri takip edilmediğinden dolayı dışarıya özenti, etrafa özenti olduğundan dolayı bu sefer Mevla diyor ki öyle olmaz bak böyle olur. Asal sıkıntı. İslam ülkesi diye değerlendirip diye baktığında onun hükümlerine, ahkamına bak. Ahkamında İslam kuralları yok. Mesela bir misal vereyim size. Çok uzağa gitmeyin. Dışarıdan baktığında Türkiye'yi de öyle görüyor. %99 Müslüman diyor. Ama bir bak bakalım şöyle yaşandığı ahkamına, anayasa kurallarına bir bak bakayım. Allah'ım buraya çok iyi anlamak nasip etsin. Dışarıdan bakıldığında İslam ülkesi gözüküyor ama dışarıdan bakıldığında yine bugünlerde en meşhur olarak dünyada İslam ülkesinde gösterilen yer, isim vermeden söylüyorum siz anlarsınız, en meşhur, hatta bize dönerler oraya falan diye Hazreti Ebu Bekir'e kafir diyecek kadar ileri gitmiş durumdadır. Bu İslam ülkesi öyle mi? Dışarıdan İslam ülkesi. Yoksa içinde değil yani. Biz de öyle görüyoruz. Hazreti Ömer'e aynı ifadeyi kullanma durumunda. Ayşe annemize son derece ağır ifadeler. Ama dışarıdan bakıldığında da ne diyor? O İslam ülkesi diyor. Yani. Allah'ım inşallah şu Kur'an-ı Azim inşallah hakikiyle dönmeye bize nasip etsin. Eğer bunu hakikiyle döndüğümüzde o zaman diyor Mevla Teala سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ هُدَّا aranızda sevgiyi, muhabbeti ben kılacağım diyor Allah. فَلَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا دَيِّبًا bütün sorun burası arkadaşlar. Dünyanızı da, ahiretinizi de, her şeyinizi de mükemmel yapacağım. لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ yeryüzünde diyor, söz sahibisi olacaksınız. وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ razı olduğunuz hayatı yaşayacaksınız diyor Allah. Bütün korkularınızı emniyete çevireceğim. Ama iyi yaşarsanız. Yaşayacağız inşallah. Bize yakışmaz mı? Bu tile insan diyor Hazreti Allah. Bak devamına. Bu tile insan. Kahrolasıcı bu insan var ya diyor böyle. Ma'ek falan. Nankördür diyor ya. Allah hepimizi muhafaza etsin. Değilizdir inşallah. İnşallah. Hocam nereden diyorsun diye. Bu akşam buraya topladık ya. Bunun işaretidir inşallah. Niye geldik? Ya Hüseyin Rıza için geldik ya. Ayetleri dinleyelim. Kur'an'ı dinleyelim. İstifade edelim. Bunun için geldik ya Rabbi. Dediğimizden dolayı inşallah nankörlükten kurtulmuşuzdur. İnşallah. Çok önemli bir işaret daha söylüyor ama Mevla bak. Dikkat edin bu ifadeye. Min eyyi şeyin halaka. İnsan. Nankör insan. Yaratıldığın bir şeye bakar mısın diyor Hazreti Allah. Yaratıldığı şeye bakar mısın? Min nutfe. Bir su parçası diyor Hazreti Allah. Devamı var. Çok önemli bir devamı var. Rica ediyorum. Bu devamını beynimize kazıyalım yani. Çok önemli bir ifade bu ya. Yaratıldığı şeye bakar mısın insan? Min nutfe. Bir su parçası. Halakahu fekaddera. Burası çok önemli. Halakahu fekaddera. Hazreti Allah veriyor. O insanı yarattım ve takdir etti. Tabiri caizse adam yerine koydu. Baba oldu, evladına babacığım dedi. Makam sahibi oldu, etrafına göre başkan dedi. Şöyle oldu, ona göre makam ifade oldu. Abi oldu, şu oldu. Her türlü onu takdir ettim diyor Hazreti Allah. Ona göre ona İltifatta bulundum diyor Hazreti Allah. Hocam ne demek istiyorsun? İşte hani onu söylemeye şunu söylüyorum, çalışıyorum. Allah böyle onu takdir etti. Ama ve ma kaderullah hakkı kadri. O insan diyor Hazreti Allah Rabbini hakkıyla takdir edemedik. Hiçbir özelliğimiz, hiçbir şeyimiz olmadığı halde yoktuk. Var etti Hazreti Allah bizi ya. Var etti bizi ya. Ve en netice belli yerlere, belli seviyelere getirdi. Belli şekillere getirdi. Ve takdir etti. Ama diyor Mevla, o insan, o kul Rabbini takdir edemedi diyor. Ederiz inşallah. İnşallah. Edeceğiz inşallah arkadaşlar. Yakışmaz mı bize? Teşekkürümüzü güzel yapsın. Takdirimizi güzel yapsın. Sensin ya Rabbi desin. Nankörlüğe düşmesek. Allah hepimizi muhafaza. Amin. Sümmessebiyle esra. Sonra onlara da Mevla Teala o insana nice kolay yoldan açtık diyoruz. Nice kolaylıklar açtık. Sıhhat verdik, afiyet verdik, güzellikler verdik. Belli şeyler verdik. Makam verdik. Madde verdik. Aile verdik. Her şey verdik diyor Allah. Nice yollar açtık ona diyor Mevla Teala. Ama diyor tümmemâtehu feakbara. Sonra diyor ahirette kabre aldık diyor Mevla Teala. Yani vakti geldi. Nereye gitti? Tüm idâ şâen şerâh. Sonra dilediğimiz vakitte ne yapacağız? Dirilteceğiz diyor Hazreti Allah. Kella, hayır. Lemmâ yıkdî mâ emerâh. Emrolunanı dinlemedi diyor Hazreti Allah. Mevlam böyle olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Emrolunanları hakkıyla dinlemeye hepimize ikram eylesin. İhsan eylesin. Nasıl olmamız gerekiyorsa, nasıl yaşamamız gerekiyorsa, nasıl sevmemiz gerekiyorsa, nasıl yaşatmamız gerekiyorsa tamamını cümlemize ikram eylesin. İhsan eylesin. Yanlış örnek olmaktan, yanlış örnek olmaktan, yanlış yerlere insanları sürüklemekten, fitnelere düşürmekten hepimizi muhafaza eylesin. Severek, yaşayarak, güzel örnek olarak etrafımızdaki insanlara, Türkiye'deki ve tüm dünyadaki insanlara gerçekten İslam'ın mükemmelliğini göstermeye hepimize ikram eylesin. Amin. İhsan eylesin. Amin. Neme lazımcı gafil Müslüman, neme lazımcı Müslüman olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Dünyaya dalmış, ahirete unutulmuş. Dünyaya dalmış, ahirete unutulmuş olmaktan, böyle olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Mevlam bizden razı olsun. Amin. İnşallah Mevlam Türkiye'de ve tüm dünyada İslam nurunu görmeyi bize nasip etsin. Amin. Şimdi sohbeti bitirdim arkadaşlar. Tatlı bir ifadeyle işi bitirmeye çalışıyorum. Çok yoğun, Müslümanlar çok yoğun bir gündem altında yürüyorlar. Çok yoğun. Takip ederseniz göreceksiniz. Dünya üzerinde, özellikle Türkiye üzerinde. Size ricam şu, taraf olduğunuz yer Allah ve Resulü olsun. Tekrar ediyorum. Taraf olduğunuz yer neresi olsun? Allah. Bir şeyle mi karşılaştın? Bir olayla mı karşılaştın? Karşılaşmış olduğun olayla hemen gaz taraftarı olma. Rica ediyorum. Ne olma? O ne demek hoca? Kim gaz veriyorsa o tarafa meylediyorsun. Yapma bunu ya. Bunu yapma. Ne taraftan olalım hocam? Allah ve Resulü nasıl isterdi bu konuyu? Bu olay nasıl olması lazım? Bunu incelerim ben. O inceledikten sonra ben taraf olmam gerekiyorsa taraf olurum. Gerekmiyorsa da taraf olmam. Ama yoksa açık söylüyorum, öyle baskı altındaki halkımız inan bir tarafa düşüyor diyorlar onu. Ondan sonra diyor ya, akşama bir başka bir şey konuşuyor ya, öyle değilmiş ya, böyleymiş ya, o tarafa dönüyor ya, lan ne biçim adamsın sen ya, rüzgar gibi adamsın ya, akşama kadar şeyleri savunuyorsun, akşamleyin başka şey anlatıyorlar, sonra başka şeye döndün ya. Böyle olmamak için en güzeli neymiş? En kolayı ve en güzeli. Ne yapacaksın? Bir olayla karşılaştığında olayı Allah ve Resulü'nün ölçülerinde değerlendireceksin. Tarafında Allah ve Resulü olacak. İnşallah. İnşallah. Mesela anlaşılmıştır inşallah. İnşallah. Yok, anlaşılmadı daha açayım. Açmaya gerek yok. Tamam. Mevla bizden razı olsun. El-Fatiha. Vermehaber.com